Çok konuşan insanlar konuşmaması gereken şeyler hakkında, bir şekilde tam bilmediği şeyler hakkında konuşmaya başlarlar ve sen konuştuğun her alanda içinin o kısmını açar karşı tarafa gösterirsin. Yeterince dolu olmadığın konularda konuştuğun zaman karşı taraf senin içini görecek ve diyecek ki ya ne kadar boş bir adam, boş bir kadın. İşte böyle olduğu zaman şunu bilmen lazım, çok konuşursan karşı taraftaki imajın bozulmaya başlıyor. Ama az konuşursan ve çoğunlukla susmayı tercih edersen insanlar görmediği şeyi dolu zannediyorlar. Yani burada kişisel imajını oluştururken bilmediğin konuda kesinlikle konuşmaman lazım. Her konuda atlamaman lazım. Oradaki o suskun imaj var ya, inanılmaz etkileyici. Dediğim gibi insanlar seni böyle bir durumda gizemli, karizmatik ve daha güçlü görme eğiliminde oluyor. Eğer ki boş konuşmazsan. Öğrenilmiş iyimserliğe sahip olan insanların çok temel bir diğer inancı da hatalar yapıldıkları yere aittirler. Ne demek? Diyelim ki sen matematikte başarısız olduğun zaman bu senin bütün derslerde başarısız olduğun anlamına gelmez. Bir ilişkide bir kadınla bir erkekle başarısız olduğun zaman bu bundan sonraki bütün ilişkilerinin kötü geçeceği anlamına gelmez. Yani şöyle düşün etrafında. Çok kolayca demoralize olan insanlar yaşadıkları olumsuzluğu genelleme eğilimindedirler. Bir olayda ters gider, başarısız olurlar. Der ki sonrasında benden bundan sonra bir şey olmaz. Ben hep başarısızım, hep ilişkilerim kötü gidiyor, her işte başarısız oluyorum gibi bir genellemeye varır. İşte o zaman minicik şeyler bile seni yıkmaya yeter. Şöyle bir düşün bakalım, hayatında seni böyle demoralize eden başarısızlıkların hayatının geneline mi ait, sadece yapıldığı yere mi ait? Bunu fark edebilmek bile ciddi bir farklılık yaratacaktır. Bir de özellikle bazı anne babalar duygusal anlamda mükemmelliyetçi olabiliyor. Bu ne demek? Mesela çocuk okulda bir arkadaşıyla sıkıntı yaşıyor. Ta o zamandan önemsememelisin, kafana takmamalısın ve çocuğa içten içe şöyle bir mesaj veriyor. Olumsuz şeylerin sana geliyor olması, hissediyor olman bir şekilde senin zayıflığın, güçsüzlüğün. Bundan dolayı ilerleyen zamanlarda hayatta canımızı sıkan şeyler olduğu zaman diğer insanlardan bunu sanki böyle vebalıymışız gibi ya da şöyle söyleyeyim, Covid'mişiz gibi saklamaya başlıyoruz. Niye? Çünkü ben çok kötü bir şey yaşıyorum. Bunu kimse görmemesi lazım. Niye? Ne çok kötü yaşadığın şey? Üzülüyorum ben, biliyor musun? Ben biliyor musun, o eski ayrıldığım sevgilimi hala bazen özlüyorum. Düşünsene, aile içinde bunu öğrenmişsin. Sanki diğer insanlara söylesen şöyle 20-30 kişi toplanıp suratına tükürecek. Aşağılık insan. Sen böyle şeyleri kafana mı takıyorsun? Ne kadar da güçsüzsün gibi. Güçsüzsün gibi. Halbuki sen paylaşsan farkına varacaksın ki herkes bunları yaşıyor. Çok insani bir şey. Öyle her zaman güçlü olamazsın. Bazen sana çok kötü şeyler yapmış insanları bile onlara dönmek istemesen bile özleyebilirsin. Bazen o çok sevdiğin yakınını, anneni, babanı kimseye göstermeden özlediğini, ağladığını düşünebilirsin. Bu zayıflık değil. Bu gerçekten insanlık. Bir çarşamba günü sabahı Şempeyn ile Urbana kasabası arasında bir trafik yeri var. Bizim Türk trafiğine çok benziyor. Orası kargaşalı. Orası dedim çok güzel. Öyle bir şey ayarlayayım ki orada trafik kazası olur, iyi olur. Ve kurban giderim. Sabahleyin çarşamba günü kalktım. Ciddi ciddi kalktınız hocam. Yani. Evet evet. Ve kahvaltı kesildi, uyku uyuyamıyorum. Gözlerim çöktü öyle falan filan. Yani böyle karar verdim abi. Yüzümü yıkıyorum. İşte bunu idare edemiyorum. İçimden annemin sesini duydum. Benim annem, ben 10 yaşındayken ölmüştü. Hı hı. Yavru, kıyma canına dedi. Hissettim böyle. Yüzümü yıkadım, 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 ağladım. Bir daha duydum. Oğlum, kıyma canına dedi. Ya yıkadım falan filan. Ve birdenbire içimden bir şey geldi böyle. Lan, Mukaddem Mahallesi, Becilli Sokak, No 1'de. Hiç kimse gelmedi bu üniversiteye. Sen geldin. Elinde bir fırsat var. İnternette gezinirken kime ait olduğunu bilmiyorum ama bir sözle karşılaştım. Şöyle diyordu. Mutluluğunu kaybettiğin yerde ararsan bulamazsın. Yani bu çok aslında basit bir şekilde ifade edilmiş bir şey ama ciddi anlamda bir farkındalık katıyor bize. Burada şunu söylemek istiyor. Yani bir yerde seni mutsuz eden şeyler varsa, bir şekilde sıkıntı yaşıyorsan daimi olarak aynı yerde yerini değiştirmeden, bakış açını değiştirmeden mutlu olmanın imkanı yok. İşte kronik olarak mutsuz olan insanlar bir şeyi kaybediyorlar ya da bir şeyi hep istiyorlar ama o olmadığı zaman hep şikayet ediyorlar, hep olumsuzlukları dikkate alıyorlar. Ve gerçekten istedikleri şey olmadığı zaman onu mutlu edecek
yapabilecek tek şeyin o olduğunu zannettiği için mutsuzluk daimi oluyor. Peki şöyle baksan, o şey gerçekten olmayacak. Olmuyor. Uğraşıyorsun, olmuyor. Şikayet ettiğin şey konusunda, o şey konusunda durmadan kendi içinde olumsuz bir döngüye girdiğin zaman ne kazanıyorsun? Hiçbir şey değişmiyor. Sen kendi kendine zulmediyorsun aslında. İşte bundan dolayı eğer kronik mutsuz bir insan olmak istemiyorsan, seni mutsuz eden şeylerden, durmadan şikayet ettiğin şeylerden ya kabulleneceksin, benim hayatımın gerçeği bu diyeceksin, ya da diyeceksin ki ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum, ben buna dayanamıyorum. Ya da bir şekilde seni mutlu etmeyen şeyler varsa aynı yerde aynı toprak parçasını eşelemekten vazgeçip kendine yeni maceralar, yeni topraklar bulacaksın. Öbür türlüsü zor. Hayat akışkan bir nehir gibidir. O anda biz insanlar olarak o nehrin içine elimizi değdirdiğimiz zaman, o suya temas ettiğimiz zaman, o suya temas ettiğimiz noktanın farkına varırız. Ama o suya dokunduğumuz noktanın öncesi, sonrası, aşağısı, yukarısı o kadar çok farklı şeyler vardır ki biz sadece dokunduğumuz yeri keşfettiğimiz için başka bir şey yokmuş gibi zannederiz. İnsan küçük düşünmeye meyillidir. Başına gelen olayı sadece başına geldiği şekliyle değerlendirir ve büyük düşünme noktasında sıkıntılar yaşar. Ve bu aslında bizim biyolojik yapımızla da alakalı. O an bir olay yaşıyoruz. Kötü bir şey yaşıyoruz. Tehdit algısı neticesinde o olaydan kurtulmak için bir şekilde ona odaklanmamız lazım. Sadece o olayı düşünmemiz lazım. İlk anda bu çok değerlidir. Ama sonrasında eğer ki kendimizi sadece o anın, o olayın küçük ve dar alanına hapsedersek bu sefer arkasından duygusal yıkım gelir. Zannederiz ki yaşadığımız olay sadece yaşadığımız şeylerle sınırlı. Bize hissettirdikleriyle sınırlı. Dediğim gibi yaşadığımız olaya birazcık daha büyük bir çerçeveden bakabilirsek aslında o olgun insan noktasına gelmemiz birazcık daha kolay olabilir. İlk olarak sormak istediğim soru şu. Diyelim ki benim elimde bir zarf var ve bu zarfın içinde senin ölüm tarihin yazıyor. Bir şekilde kesinlikle bu doğru. Bu zarfı alıp ölüm tarihini öğrenmek ister miydin? Bunu dediğim gibi kendi içinde de düşünebilirsin, arkadaşlarına da sorabilirsin. Buradaki bu sorunun amacı şu aslında. Ölümle ilişkin nasıl? Geleceğe, kadere bakış açın nasıl? Bazı insanlar buna şunu diyor. Eğer ki ben ölüm tarihimi bilirsem o an ondan sonra hep o güne kadar kaygıyla yaşarım. Bazı insanların verdiği cevap da şu şekilde oluyor. Eğer ölüm tarihimi bilirsem bir şekilde hayatımın kalan kısmını çok daha verimli yaşarım. Bakalım bu konuda sen hangi cevabı vereceksin? Durmadan eleştiren, küçümseyen, aşağılayan insanlara kendini anlatmaya çalış. Durmadan anlat. Bir şekilde ispatla, neden haksız olduklarını anlatmaya çalış. Belki bir gün anlarlar. Anlarlar mı sence? Benim gözlemlerim anlamayacakları yönünde. Çünkü seni durmadan eleştiren, haksız yere eleştiren, aşağılayan, küçümseyen insanların derdi acaba senin yaptığın şeyler mi? Ya da hataların mı? Yoksa sen misin? Böyle insanlara karşı ne yaparsan yap, ağzınla kuş tutsan bile yaranamazsın. Çoğu zaman en azından. Şimdi böyle bir durumda defalarca böyle bir şeye maruz kalıyorsan ve sen her seferinde onlara öyle değil ama şunu da yaptım ama bunlar da var diye çabalarsan o insanları tatmin etmiş olursun. Bir şekilde olmuyorsa geri çekileceksin. Demek ki o insan sana göre değil. Ama öbür türlüsünü de seçebilirsin. Tercih senin. Kendine acımasız davranan insanların bir kısmı diğer insanların kendisini çok sevmesini ister. İçindeki sevgi boşluğunu, bir şekilde o değersizliği sadece diğer insanların sevgisiyle kapatabileceğini düşünür. İşte böyle insanların içindeki acımasız ses ne zamanki yeni bir ortama girsin, yeni insanlarla karşılaşsın şöyle söyler. Umarım beni severler. Halbuki bu durum bir insanın sevilebilmesi ya da uyumlu olması onun doğuştan getirdiği bir özellik değildir. Sonradan getirdiği özelliklerdir. Ve bu özellikler başkası için iyi olabilirken bir başkası için kötü olabilir. Bu yüzden yeni bir ortama girdiğimiz zaman, yeni insanlarla tanıştığımız zaman umarım beni severler yerine umarım onları severim demek daha iyi hissettirecektir. Eskiler bir söz söylerler, biliyorsun birçok söz söylerler ama bir tanesi benim bu videoda dikkatimi çekiyor. Diyor ki yarası olan gocunur kardeşim. Şimdi bu ne demek? Yani aslında çok bariz bir psikolojik gerçekliği Freud'dan önce bizim atalarımız keşfetmiş. Diyor ki eksik olduğun bir mevzu varsa arkadaşım orada sen birazcık daha rahatsız olursun. Özellikle ikili ilişkilerde sen eksik hissettiğin bir konuda diğer insanların o konu hakkında söylediği şeylerde daha fazla alınganlık yaşayabilirsin.
Ama burada zihnin inanılmaz bir tuzağa düşüyor. Nedir biliyor musun? Senin eksik olduğun mevzuyu sanki karşı tarafta biliyor gibi hesap ediyorsun. Biliyor ve buna rağmen senin üzerine gidiyormuş gibi düşünüyor olabilirsin. Ama kimse senin eksik olduğun, zayıf olduğun ya da yaralı olduğun alanı, o bölümleri bilmek zorunda değil. Bundan dolayı o kişi bilmeden o konu hakkında konuşuyor olabilir. Hiç farkında olmayabilir, hiç umrunda olmayabilir. Bir şeye alındığın zaman özellikle bu konu eksik ve zayıf olduğun bir alanla ilgiliyse bunu hatırlaman sana iyi gelecektir.